Söz Konusu programından herkese iyi günler sevgili izleyenler. Söz Konusu programının bugünkü konuğu Türkiye Basın Birliği Genel Başkanı Sayın Yıldıray Deniz Barak bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Çok yoğun bir temponun arasında bize zaman ayırdınız. Bugün bizlerle birliktesiniz. Hem yönetim hem ekibim adına tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Bugün medyayı konuşacağız, gazeteciliği konuşacağız, siyaset konuşacağız ama ilk olarak sizi tanımak istiyoruz. Tabii biz ki. Biliyoruz ama izleyicilerimiz açısından biraz kendinizden bahseder misiniz? Mesleğe aşık bir abinizim, kardeşinizim. 25 yıl önce gazeteciliğe Sivas ilinde başladım. İlk muhabirlik yıllarım bayağı zor geçti. Hatta o zaman Anadolu Basın Birliği'ne ilk üye olduğum zaman yakamızdaki rozeti gösterip ben bunun en başı olacağım diye hedeflemiştim. Ve şu an hala Sivas'ta görev yapan meslektaşımız, abimiz çok daha erken mümkün değil falan diye gülmüştü ama 25 sene sonra zor şartlarda bu mesleğin yönetimine talip olduk. Yönetimini yapıyoruz ama gazetecilik zor. Gazetecilik gönül işi. Yani Son Havadis gazetesiyle evet, başlayacağım. Ben evet. de öf diyoruz. Yıllardır hala gündemde tutmaya çalışıyoruz zor şartlarda. Yine gazetecilikle ilgili bir yazımı aldım ben. Tabii ki. Sorduğunuz soruya yıllar önce yazdığım yazı ve hala aynı fikirdeyim zaten. Onunla kısaca anlatmaya çalışayım. Tabii ki. Gazetecilik ve günümüz aslında bu. Tamamen sizin sorduğunuz soruyu daha genelleme cevap veriyor. Neden Son Havadis demişlerdi o zaman da? Havadisin sonu demiştim. Yani son veren biz olalım. Hani çocuklar duymasın gibi. Son havadiste şöyle kendimizi, gazeteciliğimizi veya gündemi şöyle anlatıyorduk. Diyoruz ki Son Havadis yazıyor. Tekrar yıllar önce yine Son Havadis yazıyor diye ima ettiğimiz günlerden kalma bir esintiyle yazıyorum. Diyorum ki Son Havadis tekrar geliyor. Ve şu andaki sloganımız da o zaten. Tekrar geliyoruz inşallah. İnşallah. Demokrasi, özgürlük, insan hakları, kardeşlik, sevgi, bilgi ve akıl için geliyoruz. Neden geliyoruz? Gazeteler var, şu anda yazmıyorlar. Radyolar var, söylemiyorlar. Televizyonlar var, göstermiyorlar. Para var, teknoloji var, olanak var, eleman, kaynak var. Ama olması gereken en önemli şey yok. İyi niyet yok, yurtseverlik yok, ahlak yok, utanma, arlanma, meslek aşkı, fikir namusu, açık sözlülük, dürüstlük, doğruluk yok. Evet. Onlar olmayınca gerisi yalan, gayrisi dolan, gayrisi yine palavra diyoruz. İhanet, suç, hatta medya dediğin kim ki? Ördeklerden bir dönek diye. Biraz ağır ithamlar dolu ama biraz da kendimizi biraz eleştiri yapmamız lazım. Onun başında, onun işi başka, onun başka varlıkların peşinde. Medya özelleştirme de var. Siyasetin ve finansın entrika labirentlerinde var. Al gülüm ver gülümler de var. Kapalı kapılar ardında gizli açık sansürlerde sus puslarda var. Doğruları karartmada var şu anda medya. Haberleri saptırmada, gerçekleri örtmede, gizlemede var medya. Sarosların tezgahında diyorum, iktidarların kucağında diyorum ama diyorum. Aldatmalarda, kandırmalarda var. Artık roller tekrar değişecek diyoruz. Son Havadis geldi. Bakalım ne kadar götüreceğiz ama. Son Havadis tekrar geliyor. Entrikalar yok. Yollar devamlar var diyoruz. Çünkü Son Havadis yazacak. Biz yazacağız. Elimizden geldiği kadar. Yani yazı yazacak hiçbir şey bulmasak bile eski günlerdeki gibi teksir kağıdını yazacağız. Çoğaltacağız. Sözümüzü, halkın sözü, halkın temsilcisi gibi gerçekten evet. kamuoyu oluşturarak yazacağız, dağıtacağız. 50 yıl önce olduğu gibi nasıl başladıysak. O zaman yine başlayacağız. Demokrasi, özgürlük, insan hakları, kardeşlik için, bilgi için, akıl için yazacağız. Hak, hukuk, adalet için, haber vermek, duyurmak, insanları aydınlatmak için, entrika labirentlerini yıkmak, bazı kirli oyunları gerçekten bozmak için, çevrilen dolapları göz önüne sürmek için, yüzlerdeki maskeleri indirmek, karanlığın perdelerini yırtmak için tekrar yazacağız diyoruz. Şimdi kartlar yeniden dağılacak, roller yeniden belirlenecek. Çünkü 50 yıl önce nasıl start verdiysek, evet, onları aynı şekilde devam edeceğiz. Evet, yazdığınız yazı çok manidar, çok anlamlı ama Türkiye şartlarına göre şimdi artık basın inanılmaz derecede şu anda bir baskı altında diyebiliriz. Çünkü ikiye ayrılmış vaziyette. Şimdi herkes istediğini dile getirdiği zaman karşı çıktı oluyor.
Öbür tarafta yazdığı zaman da tarafını belli etmiş oluyor. Şimdi onlar da ne yapacaklarını şaşırmış vaziyetteler. Bu durumda siz artık hani oğlanı yazmayı... Olabildiğince. Olabildiğince. Hani eskiden hatırlar mısınız? Büyüklerimiz hatırlar. Gazeteler vardı. Gazetelerin baş yazarları gazetelerin sahipleriydi. Yani gündemi belirleyenlerdi. Bugün gazete çıkar, gazetenin baş yazarı ne yazdıysa gündemi belirleyen olurdu. Şimdi gazete sahipleri baş yazarlık yapamıyor çünkü gazeteci değil. En kötüsü bu zaten. Veya siyasete yakın olmak doğru bir şey mi? Hani bir gazetecinin... Taraf olmamalı diyoruz ama taraf olmayan gazeteci yok şimdi. Yani objektif yazacaksınız, tarafsız yazacaksınız. Kamuoyu oluşturacaksınız, halkın sözlü temsilcisi olacaksınız ama bahsettiğim gibi önceden gazeteler vardı. Gazetelerin ismi gözüksün diye koltuğumuzun altına koyduk ki hangi görüşü belli etsin diye. Evet. Gazetenin sahipleri gazetenin yazarlarıydı. Ama şimdi gazete sahipleri medya patronları. X Holding'in sahibi. Yazamıyorlar. Ama artık gazeteciler kendi işlerini yapamadıkları için yapamıyorlar. Şimdi iş adamları maalesef. Evet. Hani o çünkü artık bir yeni bir jenerasyon geliyor maalesef. Arkadan bir kitle geliyor. Bu sisteme ayak uydurmak zorundalar. Doğal olarak gerçek gazeteciler de ortada yok. Sistem nereye gidiyor? Şimdi bizde tabii ki insanlar bazen ortada kalıyor. İşte gençler geliyor, ne yapacağız sorusu var onların akıllarında. Siz bir gazeteci olarak neler tavsiye edersiniz? Yani şimdi, bir medya kuruluşu olarak sizin de gazeteleriniz var. Siz de köşe yazıyorsunuz. Siyaset gündemini takip ediyorsunuz. Ustalarımızın, bizlerin büyükler olan, şu anda belirli köşelerine çekilen insanlara seslenirim burada. Köşenizden çekilin artık. Feyiz verin insanlara. Gerçekten yani onları görelim, biraz daha yazalım. Bizlerden sonrakiler de bizi görsün, bizden feyiz alsınlar. Ama yazacak yer yok şu anda. Yani biz kendi yayınlarımızı zor şartlarda ayakta tutmaya çalışıyoruz. Hatta şu anda gerçekten gazetecilik yapmak isteyen yayın kurumlarına bakıyorum. Basınlan kurumundan destek yok. Evet. Yani işçi maaşını veremiyor, personel maaşı veremiyor, editör yetiştiremiyoruz, muhabir yetiştiremiyoruz, kameraman yok, haberci yok. Yani sahaya göndereceğimiz insan yok. Ben hangi masada oturacağım? Her zaman söylediğim şey, ne kadar maaş alacağım, akşam kaçta çıkacağım? Yani siyasete ışık tutmamız lazım. Yani insanları yönlendirdiğimiz gibi siyasetçiler halkın içinden çıkan kişiler. Onları mutlak boyutta yönlendirmemiz lazım. Yazılarımızla insanları aydınlatmamız lazım. Evet. Yol vermemiz lazım. Yani birilerine çanak tutmaktan ziyade ışık tutmamız lazım. Şu anda herkes, bütün gazeteler, kim ne derse desin, her belediyenin, her siyasi partinin kapısında bekliyor. Acaba ne iyi yazalım da ondan biraz para koparalım. Hakikaten reklam vermese, haber vermese gazeteler yürümeyecek gibi. İlan alamıyor, reklam alamıyor, habercilik yapamıyor. Ben istiyorum ki gazeteci siyasetin içinde olan ama tarafsız olan olsun. Evet, yani tarafsız olmalı. Evet. Ki bugün geçen dönem ben adaydım. Ben 2019'da meclis olmak istiyorum. En azından kendi kitlemi temsilen. Evet. Gazeteciliği temsilen, halkı temsilen gerçekten orada olmak isterim. Var uç isimler var, rahmetli olanlar var mecliste. Bizim meslekten olan insanlar var. Bir şey vermemiz lazım. Hani doğruluğuna inanmadan haber yapmak aslında doğru bir şey değil. Tabii ki doğru ama bir şey değil. Ama maalesef sistem... Doğruluğuna inanmıyor ki şu anda. Nereden ne alacağım? Acaba bunu yazayım, belediye bana ne kadar verecek? Şu milletvekili bana ne kadar verecek? Acaba iktidar bana ne kadar verecek? Muhalefet partisi bana ne verecek? Hangi belediye ondan, hangi belediye bundan? Yani bendense yazayım, taraf olayım. Sadece ekonomisini kurtarmak, günü kurtarmak. Gazeteciliği şu anda gerçekten ben yazıyorum, yapıyorum diyen çok az sayıda insan var. O da maaşını almak için. Sadece patronunun söylediğini yazmak için. Son havadisin ilkeleri peki? Yani biraz önce siz şey yaptınız. Bağımsızlık. Okudunuz. Bağımsızlık. Ama ilkesi aynı, bağımsızlık. Bağımsızlık. Ben 50 bin tirajdan 10 bine düştüm. Ama kendi imkanlarımla yine çıkarıyorum. Yine yazıyorum. 3 isimde yazıyorum. 3 yazarım var diyorum. Kendim yazıyorum. Türkiye Basın Birliği'ni söyleyelim, konuşalım. Evet, onu da siz ben Türkiye Basın Birliği'ni size... kurmamızdaki evet. veya kuruluşuna destek vermemizdeki tek gaye 3 tane basın kurumundan, 3 tane basın kuruluşundan bir tanesi. Evet. Şu an mevcut olan basın kuruluşlarından. Ben istiyorum ki Türkiye Basın Birliği'nin 750'ye yakın üyesi var Türkiye genelinde. Havuz oluşturalım.
gazetecisini basamayan, maaşını veremeyen insanlara da destek olalım. Bunları yapalım. Evet. Her üyemiz, İstanbul'da 39 ilçe var. Evet. Türkiye'de 81 il var. Biz bu üyelerle beraber gazeteciliği biraz daha nefes aldırmak, biraz daha yaşatmak için çabalayalım. Evet. Üyelerimizden aldığımız aidatları bir havuz oluşturup gazetesini basamayanlara, tamam, haberini üretemeyenlere verelim bunları. Siyasete girsinler, gündemde olsunlar. Evet. Bu arada yönetmen arkadaşımıza gazeteci Sayın Yılmaz Birinci de programımıza konuk olacak. Onu da alacağız. Onun duyurusunu da hemen yapalım. Biz bu arada sohbet ederken Sayın Birinci de şu anda gelmiş. Onu da alacağız. Onun da bilgisini paylaşmış olalım. Evet. Yılmaz Bey de yine evet, basın gazeteci, emekçilerinden. Evet, o da emekçilerinden. Onu da alacağız. Kendisi geldi stüdyomuzda. Onu da ağırlayacağız. Bir ara verip onu da ağırlayacağız. Yönetmenimize hemen şey yapalım. O da kendisi tamam, gelmiş. Aradan sonra, aradan evet, sonra aradan devam sonra edelim. Aradan sonra onu da devam alacağız. Edelim. Evet, bir ara verelim, kısa bir ara. Aradan sonra burada olacağız. Herkese merhaba. Bu tanıtımımızda size yeni nesil interaktif TV tanıtacağız arkadaşlar. Yeni nesil televizyon. Nasıl daha çok kitleye ulaşabiliriz? Ev ortamında ailenizle birlikte, çoluk çocukla birlikte nasıl izleyebilirsiniz? Onu göstermek istiyorum size. Biliyorsunuz IPTV deyince, yani interaktif portal dediğimiz zaman internet üzerinden yayın yapılan kanallar. Nedir bu kanallar? Örneğin şu anda arkamda görmüş olduğunuz Kanal 34. Kanal 34 şu anda interaktif portalla yayın yapmaya çalışan bir platform. Bunun gibi daha onlarca bölge kanalları var. Ordu TV olsun, Samsun TV olsun, TV19 olsun veya vesaire. Trakya TV gibi. Bu kanalları izlemek için ya akıllı telefonlardan ya da tabletlerden veya smart özellikli televizyonlardan ancak izlenilebiliyor. Ancak bu sefer niçin karşınızdayız onu söylemek istiyorum. Hem uydu alıcısı olacak hem de bu yayınları, IPTV kanallarını izleyebileceğiniz bir yol var aslında. Yani evdeki herkes işte tabletten böyle telefona gömülüp bu yayını izleyeceğine, ev ortamında az önce söylediğim gibi kanalını izleyebilecek. Peki bunu nasıl izleyecek? Şu anda arkamda arkadaki yayın Kanal 34 IPTV kanalı. Ben yayına başlamadan önce tabii hazırlıklarını yaptım. Arkaya mini bir uydu alıcısı taktım. IPTV uyumlu uydu alıcısı. Şu anda elimde gördüğünüz ürün de o ürünün, yani mini olan ürünün kasa hali, öyle diyelim. Hani kimisi mesela evimizde televizyonu biz duvara çakarız. Arkasında herhangi hiçbir görüntü kirliliği olmaz. Olmasını da istemeyiz. O yüzden mini uydu alıcıları var. Onu taktık televizyonun arkasına. Oradan da görüntüyü alabildik. Böylece herhangi bir görüntü kirliliği yok. Ancak eğer televizyonunuz bir ünite üzerindeyse, sehpa üzerindeyse, o zaman hani kasalı ürün istiyorsanız elinde görmüş olduğunuz cihaz. Nedir bu cihaz arkadaşlar? Hemen söylüyorum. Bakın tüner giriş yeri var burada. Nedir bu tüner? TürkSat, Hotbird, genelde marke sistemlerde TürkSat ve Hotbird vardır. Yani uydu yayınlarını buradan alacağız. Örneğin ATV, Kanal'da Star gibi uydu üzerinden yayın yapan kanallarımızı tüner giriş yerine buraya takıp uydu üzerinden izleyeceğiz. İnternet giriş yeri var. İsterseniz evinizin içinde kablo dolaşsın istemiyorsanız Wi-Fi özelliği var. Bakın burada Wi-Fi dongle var. Bunu buraya bağlıyorum. Şu şekilde. Wi-Fi olarak. Böylece bunu devre dışı bırakıyorsunuz. İnterneti kullanmıyorsunuz. Wi-Fi olarak kullanacaksınız. Smart televizyonları olanlar için de kullanılabilir bu ürün. Yazlığa gittiniz mesela, ürününüzü götürmek istiyorsunuz. Oradaki televizyon tüplü televizyon ise eğer SCART özelliğini kullanarak da bu ürünü yayınlarınızı izleyebileceksiniz. Ürünü kullanacaksınız. RS çıkışı pek kullanılmıyor. Genelde eskiden yazılım atmak için kullanırdık. Ve power tuşu. Evet, ürünümüz bu arkadaşlar. Bu ürünün arkamda görmüş olduğunu görüntü mini olan uydu alıcısının görüntüsü. Şimdi ben şuradan göstermek istiyorum size. Evet, az önce söylediğim gibi IPTV kanalınızı izlemek için ya tabletlerden veya işte bilgisayarlardan falan izliyorsunuz ve izletiyorlar bu özellikle bölge kanalları. Çünkü uydu üzerinden yayın yapmak biraz maliyetlidir. Şimdi
Bu ürünümüzü şu anda bu cihazda tüner olmadığı için arkadaşlar, mesela bakın Show TV sinyal yok diyecek muhtemelen. Bakın sinyal yok çünkü şu andaki bulunduğum yerde ne yazık ki uydu yayınları çekmiyor. O yüzden sinyal yok uyarısı. Ancak dediğim gibi şu anda uydu yayınlarını buradan izleyeceksiniz siz. Onun dışında kumandanın menü tuşuna basarak ayarlar bölümünden Net Center geldim buraya. Ben bu ekrandan da hazır açılmışken bir iki bir şey daha göstermek istiyorum. Mesela YouTube bakın. Bu ürün aynı zamanda televizyonunuzu akıllı bir televizyon haline getiriyor. Smart özellikli bir televizyon haline getiriyor neredeyse. Bakın mesela YouTube'a girebiliyorsunuz. Çocuklarınız YouTube'dan çizgi filmlerini izleyebilecekler. Ben buna Wi-Fi tanımladım. Normalde açıkçası ben size tavsiyem kablolu bağlamanız. Çünkü kablolu her şekilde daha iyi verim almanızı sağlayacak. Görüntüleri donmadan ve akıcı bir şekilde izlemenizi sağlayacak. Ancak Wi-Fi olduğu zaman internet veya modem şeyine göre, sinyaline göre, hızına göre biraz sorun yaşayabilirsiniz. Bakın YouTube'umuz açıldı. Buradan dediğim gibi çocuklarınıza veya kendi burada ara bölümü var. Ara bölümünden de istediğinizi yazarak videonuzu izleyebiliyorsunuz. Buraya geçiyorum. Esas konumuza geliyorum. Xtram Codex IPTV. Bakın buraya okeyledim. Az önce ben yayına başlamadan önce bizim URL linkini koydum ben. Login dediğim zaman arkadaşlar hemen bekletiyor. Güncellemeyi de görebiliyorsunuz. Bakın 24.05.2017 güncelleme yapıldı. Evet. Gördüğünüz gibi Kanal 34, Brüksel TV, TV More, Kanal 19. Şimdi bu kanalları evinizde iPad'den, tabletten izlemek mi mantıklı, yoksa bu şekilde ev ortamında ailece izlemek mi mantıklı? Bunu özellikle IPTV işi yapan, bu özellikle bölgesel kanallarını tanıtmaya çalışan, kendi bölgesini tanıtmaya çalışan, dünyaya tanıtmaya çalışan, özellikle biliyorsunuz mesela Avrupa'da çanak antenleri yasaklanan bölgeler var veya konum açısından izlenmiyor. Mesela bir Amerikalı'nın, bir Kanada'nın TürkSat'tan sinyal alması imkansız. Evet sevgili izleyenler, gazeteci, programcı, köşe yazarı Sayın Yılmaz Birinci bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederiz. Kırmadınız, geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ben biraz rotarlı geldim. Özür dilerim. Sayın Başkanımız Yıldıray Bey ile beraber asıl kendisiydi bizim konumuz ama sonradan beraber olur muyuz diye bir düşünceyle daha güzel oldu. Karar kıldık. Daha güzel oldu. Onun için biraz muallaktaydık. Ben ekstradan geldim çünkü ben hem dışarıdan hem yarı konuk sayılırım, yarı ev sahibi kendimi gördüğüm için. Onun için benim konumum biraz farklı. İkinci bölüme anca yetiştim trafikten dolayı. Biz teşekkür ederiz. Evet. Yıldıray Bey'le biz gazeteciliği konuşuyorduk. Kendisi de gazete sahibi. O dünyayı konuşuyorduk. Siz de bir gazeteci olarak zorlukları nelerdir? Sizin de gazeteniz var. Siz de yazıyorsunuz. Siz de bu konuda İşin uzmanısınız. Onun zorluklarını konuşuyorduk. Sizden de dinleyelim. Şimdi şöyle, tabii ki Yıldıray Başkanımız bu işin çok kökten, aileden, içinden geliyor. Yani çok eskiler. Ben kendileri tanımadan önce, şahsen tanımadan önce gıyaben tanıyordum. Özellikle bu Son Havadis gazetesi Türkiye'de tanınan, bilinen bir gazetedir. Evet. Dediğim gibi ailenin içinden, mesleğin içinden gelen, ailece bu sektörün içinden geliyorlar. Dolayısıyla biz yerel gazete olarak daha çok iştikal alanımız yerel anlamda. Onun için bizim başkanımızdır. Türkiye Basın Birliği olarak genel yerel onda karışıktır. Biz yerelde kaldık. Kendisi yerel genel hepsini temsil etmek. Yani lazım. Sizinki daha kolay diyor. Bizim yani, işimiz daha zor. Yerel olmazsa ulusal olmaz tabii, zaten. Tabii. Ben daha sizler çok gerçek basın emekçilerisiniz. Gerçek işin mutfağındasınız. İşi gerçekten yapan sizsiniz. Sizler olmazsa gerçekten medya sektörü olmaz. Yani yerel demek gazetecilik demek. Ya basının sıkıntısı ne? Siz bir genel başkan olarak Türkiye'deki basının genel sıkıntısı, siyaset tabii ki var en başta. O bir ayrı bir
sıkıntı ama başka sıkıntı. Basının sıkıntısı, basının başındaki insanın gazeteci olmaması. Evet. Tek sıkıntımız o. Yani hastaneye gidiyorsunuz, doktor olmadığı yerde çözüm olmaz. Bizim doktorumuz mesleğin başındaki insanların, yönetenlerin gazeteci olması. Ki anlasınlar. Yani biz yereliz, onlar ulusal, bölgesel başında diyorlar ama onlar olmazsa hiç kimse nefes alamaz. Haberin kaynağı. Gazetecilik haberdir. Haberin kaynağı da yerel gazeteciliktir. Onun hakkını vermezseniz hiçbir şekilde gazetecilik yapamazsınız. Sadece körler, sağırlar, birbirlerine ağırlar olur. Yani herkes istediği, biraz önce söylediğim gibi entrika labirentlerini kendi çizer, kendileri oynarlar. Eğer ki bu basın olmazsa. Evet. Yerel gazetelerin sıkıntıları da var tabii ki. Yılmaz Bey'le de konuşacağız onu ama onlar nasıl bir yol çizmeli? Şimdi belli gazeteler var. Yani belli, artık Türkiye'de gazete okuma oranı da düşmüş vaziyette. Şimdi gazete örgütlerinin onlara destek olması lazım. Evet. Demeli ki değerli gazeteci, X bölgenin gazeteci, sen bu bölgenin sorunlarını yarat, biz seni ayakta tutarız. Örgütçülük budur zaten. Yani sen gazetene bas, sen manşete gerçekten halkın sorununu yaz, yazılması gerekeni yaz, kamuoyu oluştur, o gazeteni ben basarım. İşte evet. Birlik budur, örgütçülük budur. Bunu yapamazsak o adam tabii ki gidecek, Sayın Belediye Başkanım ben senin çok güzel açılışta kürek attığını yazdım, bana para verir misin diyecek. Veya Sayın Vekilim ben sizin partiyi çok güzel alkışladım, bana para verir misin? O gazetecilik yapmayacak ki, bültencilik yapacak o zaman. Yani otomatikman birlik gazeteciye sahip çıkmazsa, örgüt gazeteciye sahip çıkmazsa, gazeteci de hayatını devam ettirmek için, kendi yazısını yazıp diğerini de yayına sokmak için mutlak boyutta birinin kapısını çalmak zorunda. Evet. Ya nefes vereceğiz, ya nefes verecekler. Yani işleri esas zor olan Yılmaz Bey gibi gazetelerin sorunları. Dert onların derdi. Mutlak boyutta, yani temelden geliyor. Düşünün. Temel atmadan, birinci kat atmadan üçüncü katın balkonunun hesabını yapamayız. Evet. Yani bu bina, bu gazetecilik temeli bu insanlar. Evet. Onlar gerçekten vefakar, gerçekten cefakar, gerçekten gazetecilik yapıyorlar. 7/24. Yani gecenin üçünde telefonu çaldığı zaman yok demeyecek insanlar. Ama diğerleri 9 oldu. Günaydın, çay kahve, sohbet, muhabbet, iyi günler, günaydın, başka bir şey yok. Ama gerçekten gazeteciliği yapan yerel gazetecilik. Türkiye'deki tek konsept, basınla ilgilenin en baştan başlayalım. Bu işin bakanından, müsteşarından ta ki aşağı indirgeyene kadar yerel basın önem vermeli. Aslında sorun, bu işin yerel mutfağından gelmek en İşi güzeli. Bu. Evet. Yani bugün X büyük gazetelerde tirajı 1 milyona ulaşan gazeteler, ki zaten az, tiraj çok az, okur oranımız çok çok İnanılmaz az. İnanılmaz düşmüş vaziyette. O tirajdaki insan da bu insanları baş tacı yapmalı. En alttaki de. Yani yerel gazete olursa haber var, yoksa haber yok. Sadece bültencilik vardır. Diyorum ya, körler sağırlar, birbirlerini ağırlar. Eğer gerçekten gazetecilik yapacaksa bu insanların emeğini hiçbir zaman yatsımamak lazım. Tek desteğimiz kim olursa olsun. Yemeyeceğiz, içmeyeceğiz, bu insanların yayında olmasını sağlayacağız. Alt orada, haber orada. Avrupa'ya baktığımızda doğru diyor başkanımız. Ben Avrupa'da da bir dönem kaldım. Biliyorum yani. Mukayese yaptığımız zaman fark anlıyoruz. Avrupa'da gelişmiş ülkelerde özellikle yerelden genele haber. Yani en etkili kaynak gerçekten yerel. Ben şimdi ilçemdeki olup bitene bugün Anadolu Ajansı bile bilmez. Ona intikal ederse bilir. Bana intikal etmeden biliyorum. Neden? Çünkü ben oradayım. O telsizden dinleyecek, şeyden dinleyecek. Bir şekilde ona duyurulursa bilgi sahibi olacak. Yani Avrupa o konuda bizden çok çok ileride. Biz de yerele bakış açısı farklı. Başkanımızın az önce dediği gibi kendisi hem yereli hem geneli temsil ettiği için ikisini de çok iyi biliyor. Son zamanda bir de şunu da eklemiş olayım. Eskiden bu kadar basın yoktu. Basın yayın sınırlıydı. Şimdi evet. Her kurumun, daha önce dün de söylemiştim ben bunu, her kurumun bir yayın organları var. Yayın organları olduğu için de sizin haberlerinizi, sizin gazetenizi çok fazla kale almamaya çalışıyor bir yerde. Kontrolünde tutuyor. Çünkü onların istedikleri, az önce başkanımızın da izah ettiği gibi, hep pof-poflu böyle haberlerle beraber, süslü püslü haberlerle. Şimdi ilçelerde hiç sorun yok. Hep
gidip belediye başkanının kurdele kesiş haberlerini, ben bu kelimeyi sık sık kullanıyorum. Doğrusudur zaten. Böyle olmaz, bu sıkıcıdır. Evet. Birilerini memnun ediyorsun, birileri diyor kardeşim bu, burada bu durumlar oldu. Yani sen diyor yani bu tarafı hiç görmüyorsun, hep o tarafı mı görüyorsun gibisine, sen o zaman yanlısın diyor. Bu da tartışma konusu oluyor. Ama haberi tam anlamıyla ciddi yapayım dersen hemen sana bir yakıştırma yapılıyor. Malum işte evet. İşimiz çok zor. Evet. Yani onlardan değilsen son zamanda kullanmak istemiyorum o terimi ama buna hepimiz karşıyız. Ha, o zaman diyor bu diyor acaba diyor olumsuz bunların zıtıysa acaba bu ismini kullanmak istemiyorum. Acaba FETÖ'cü mu gibisine? Hemen evet, böyle evet. Bir ön yargı. Türkiye'de yok. Zaten bir basına bu, karşı bir ön yargı var maalesef var, ve var, son kesinlikle. Zamanlarda çok artmış vaziyette. Yani biz de konuşurken, konu kalırken bazı şeylere ve bazı şeylerin uslubuna uygun yapmaya çalışıyoruz. Çünkü özgürlük alanları belli bir zaman sonra kısıtlanmış vaziyette. Çok sınırlı. Evet. Açık konuşayım. Gazeteciler de şu anda çekemiyor. Ben çok geçmişte yargılanmış bir insanım. Aşağı yukarı 25 seneye yakındır basın yayın içindeyim. En az 25 tane dava gördüm. Geçmiş yani olsun. Bayağı bir tecrübeliyim bu konuda. Antrenmanlıyım. Bayağı antrenmanlıyım. Sağ olsunlar beni mahkemeye verenler, onların sayesinde en az bir avukat kadar basın hukukunu özellikle, genel hukuk demiyorum, basın hukukunu iyi biliyorum. Ve hiçbir davamda da avukat tutmadım. Kendim çıktım, kendimi yetiştirdim. Bu şekilde kendi kendimi savunmak zorunda kaldım. Hele son zamanda gerçekten çok aşırı derecede basına bir şey var. Mesela bir tane bir gazeteciyi bana göre, bunları biraz açık konuşuyorum. Başkanımız da bu konuda çok doğru bir insandır. Böyle kelime yuvarlamanın bir anlamı yok. Evet. Son zamanda dikkat ederseniz bir tane basın mensubu, basından önemli bir ismi alıyorlar, atıyorlar. Bu bir psikolojik baskıdır. Akıllı ol mesajıdır etrafa. Ve etkili oluyorlar. Gerçekten de etki yapıyor. Ama bence şunu da söyleyeyim meslektaşlarımıza. Bu ciddi yapanlar zaten ilkelliyse gazeteci aynı zamanda cesur olmak zorundadır zaten. Cesur değilse gazetecilik yapamaz. Bültensin o zaman sen. Az önce başkanım dediği gibi bültensin. Çekinmeye gerek yok. Basın hukukun, basının ülke ve kuralları bellidir. Kanunun sana eleştiri hakkı vermiştir. Hakaret hakkı elbette vermemiştir. Ama bunu ne yapıyorlar? Hakaret etmişsin gibi sizi yargılatmaya çalışıyorlar. Buradan evet. Bir psikolojik bir baskı vardır gazetecinin üzerinde. Onun için yerel hakikaten zor. Evet. Sayın zor. Uğur Dündar da bir köşe yazısında yazmıştı. Gazeteci olabilmek için ilk önce kaleminizin kırılması lazım ki peşinizden onu bazı anlatıyordu. Şeyleri... Benim kalemim 25 defa kırıldı evet, diye. Yani ben bazı sabitledim. Şeyleri daha iyi bilmek lazım diye. Evet. Hani sistem artık şimdi yeni jenerasyonla geliyor. Özenenler var, gazeteci olmak isteyenler var. Haber spikeri, sunucu gibi medya organlarında çalışmak isteyen arkadaşlarımız da var. Ama tabii işin mutfağını bilmedikleri için, hani zorlukları da bilmedikleri için birazcık da hani korku da var. Şunu özellikle vurgulayayım, özür dilerim. Estağfurullah, buyurun. Tabii ki bizden yavaş yavaş bu geçiyor. Yıldıray Bey bizim büyüğümüzdür. Biz onun bir altındayız. Bizden sonraki kuşak var, onlardan sonraki vesaire vesaire. Ama ben şunu söyleyeyim. Açık ve net söylüyorum. Yani bizden sonraki jenerasyona söylüyorum onu. Bu işi yapan kişi, tabii karakter meselesi de, tamam mı? Bizim çok büyüklerimizden biliyoruz. İşte şu bu falan demeyeceğim ama şu anda basın bağımsız değil. Kesin ve net söylüyorum. Asla bunun aksini kimse iddia edemez. Hayır, basın objektiftir, şudur budur. Hayır, objektif olmalıdır, doğrudur. Yaptığın zaman sıkıntı yaşıyor musun? Yaşıyorsun. Ondan sonra sindiriliyor musun? Sindiriliyorsun. Ha, orada bir sıkıntı var. Her şeyin bir zorluğu vardır. Hani dereye giren ıslanır misali. Bu işe giren insan, açık ve net diyorum. Bir gazeteci, bunun altını çizerek özellikle söylüyorum. Kaç senede gazetecisini tanışıyoruz X bir arkadaşımızla. İşte 20 seneyim, 30 senedir, 40 seneyim, 40 yıllık gazeteci olduğunu iddia edenler var. Peki 40 yılda neler yaşadın? Hiç yargılık oldun mu diyorum. Ben diyor, yargılık ne işim var? Ben akıllı adamım, yargılık olur muyum? Sisteme göre anladım yazdım, diyorum. Oldum. Ha, sen sistem gazetecisin. Evet. 40 yılda hiçbir kazayla iftira da mı atmadılar sana? Canı sıkıldı bir insan omuz da mı atmadı? O şeye benzer. Yani ben sokakta evime gidip geliyorum. Hiç hayatım boyunca hiç kimseyle kavga etmedim. Ya bir şey olur adama tuğla atarken senin kafana gelir gene başın belaya girer.
Öyle bir şey, öyle bir hayat yok. Yani hiçbirimizin öyle bir söz söyleme hakkına sahip değiliz. Özellikle basın camiasında. Ben, tamam benimki belki fazla, 25 senede 25 tane biraz fazla. 5 tane olsa iyiydi, fena olmazdı da. Ama 40 yılda eğer bir insan hiç yargılık olmamışsa, hiçbir saldırıya uğramamışsa, ben bunların hepsini yaşadım. Tamam mı? Değil mi? Gazeteciyim ben, iyi bir gazeteciyim diyor. Ama hiçbir şey yok. Sıkıntı yaşamadan, bütün meslekler böyledir, anlatabiliyor muyum? Yani yargılık olmayan ben gazeteciyim, ben kabul etmiyorum. Sistem hep böyle mi gidecek? Yani hani böyle devamlı herkes böyle boyun altında hani böyle devamlı yazarak mı? Hani sistem, yok. Çizerek diyorum. Sistem böyle mi olacak sizce? Bakın, karakter meselesi değil mi? Evet. Şimdi, yani nasıl söyleyeyim? Bu bir tercih olayıdır. Yani kişi şunu şey yapıyor. Evet. Ben diyor kafasına yazmış. Ben diyor bülten olayım. Kurum kuruluşların diyor süslü püslü haberiyle diyor. Ayda 2 lira, 3 lira. İşte o reklamcılık, gazetecilik değil zaten. Reklamcılık. Gazeteci adam iyi de yazacak, kötüyü de yazacak. Evet. Bireyselliğe, kişiselliğe sokmayacak onu. Ama bugün maalesef bugün basının %80'i altını çizerek söylüyorum. %80'i mevcut iktidar yanlısı. Evet. %20'si hayat mücadelesi veriyor. Rakamı söylüyorum. Bugün İstanbul'da yerel basınla çok uğraştığım için söylüyorum. Yerel basının birliğinde kurucularındayım. Çok uğraştım. 32 ilçede bu yerel basının birlikleri için çok uğraştım ama baktım ki baş edemedim ben bunlarla. Ben de kafamdan eledim vesaire vesaire. %80'i hatta belki de 90'ı mübalağası söylüyorum. Gayri ciddi. Evet. Şey yapıyorlar. Hep belediye bülteni olmuş arkadaşlarımız. Üzülerek söylüyorum. Hep belediye bülteni. Tamam ben de belediyeye yer veriyorum. Ama ben bütün sayfaların yarısını belediyeye veremem ki. Evet. Yani niye vereyim? Onun için tamam destek almalı, birileri almalı ama bunun bir ölçüsü olmalı. İyi de yazacağız, kötüyü de yazacağız. Yazılması gereği yazıp gündem oluşturmaktır. Yani yapılması gerekeni yaptırmak için yazmak evet, lazım. Kurallarınız var mı efendim? Hani bir başkan olarak hani çünkü basın birliği çünkü birçok gazete, birçok yerel, ulusal hepsi muhakkak şeydir. Bunların kuralları var mı efendim? Sizin belirlediğiniz tabii gazetecilik kurallar yapacak. Var mı? O kadar. Gazeteci yapacak. Bu kadar mı kural? İşte eleştirdiğimiz içinde demek istiyor. Eleştirdiği biz eleştirdiği şeyleri ama bilmeyen izleyicilerimiz için en azından eleştirdiği şeyleri yapmamak. Evet. Kamuoyu oluşturmak, evet. Haber vermek için gazetecilik olur, gazete odur, habercilik odur zaten. Evet. Haber vermek veya işte belediye haber yapıyorsa veya gündemden bir haber yapıyorsa bir şeyi gördün. Bunun yapılması için haber yapıyorsun ki yapılsın diye. Yapılması gerektiğini diyor. Çünkü halka hizmet ediyorsun. Evet. Kamu hizmeti yapıyorsunuz. Haberi haber vermek için yapmak lazım. Haberi reklam için değil. Ama şu anda baktığımızda gazetelerin biraz önce Yılmaz Bey'in dediği gibi yarısı maalesef reklamlarla dolu. Biz %20'deyiz zaten bir şey olmaz. Öyle mi başkanım? Yanlış bir rakam dedim. Doğru. İyi mi? Yani siz daha iyi bilirsiniz. Yani haber vermek. Genel olarak. Habericiliktir. Gazetecilik haberciliktir. Haber vermek. Yapılması gerekeni yaptırmak için bilgilendirmek. Şimdi teknoloji de ilerliyor. Gazete oranları düştü. Bunun İnternet. İçin sosyal medyada. Sosyal medya. İnternet gazeteciliği de zaten... Yine gündemimizde devam ediyoruz aynı şekilde mi internetten hem de gazete boyutta. Dördüncü kuvvet olmalıyız. Evet. Basın Türkiye'deki yaptırım gücü olan dördüncü kuvvet olmalı. Birlik yok, bir beraberlik. Onu istiyorum, örgütlülük istiyorum. Vaziyette yani. Bu ciddi bir Türkiye'de bir sorun aslında. Seslenelim o zaman. Herkes seslenelim. Evet, yani muhakkak. En başından başlayalım. Küçük evet. Yerel yönetimlere evet. Kadar seslenelim. Gerçekten ya el atsınlar ya da tamamen kapatsınlar. Doğru. Yani evet, Cumhurbaşkanımıza seslenelim, Başbakan'a seslenelim, evet. Basınla ilgili bakanımıza seslenelim, evet. Valimize seslenelim, yeni Büyükşehir Belediye Başkanımıza seslenelim, çağırsın, herkesi bir arada otursun, bizim şehrimize neler yapıyorsunuz, neler yaparsınız? Siz sağdan soldan alkış mı çalıyorsunuz? Hakikaten kamuoyu oluşturup, bizi bilgilendirip, bizimle halkı birleştirip bir şey mi yapmak istiyorsunuz? Veya biz onlara diyelim, siz ne yapmak istiyorsunuz? Yani çağırsın. Biz tabii. Geçmişte internet medya derneğini kurduğumuz zaman da o zamanın Başbakanı Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanı Sayın Gül, evet. Bülent Arınç basından sorumlu Başbakan yardımcısıydı. Hepsiyle ayrı ayrı Kadir Has Üniversitesi'nde briefinglerde bazılarına katıldım. Yani derdimizi söyledik. Geç de olsa derdimiz 3 sene sonra internet gazetecilerinin gazetesi olmasaydı. 3 yıl Cumhurbaşkanı, Başbakan ve basından sorumlu Başbakan yardımcısı bizzat o ortamda, o konsepte söz verdi. O sözler 3 sene sonra yerine geldi. Yavaş yavaş internet gazeteci
gazeteleri de gazeteci sayılacak. Yani yine aynı şekilde yapalım. Artık 3 sene mi, 30 sene mi, 50 sene sonra mı olur? Biz yine toplanalım. Biz sesleniyoruz. Yani basının küçüğü büyüğü olmaz. Aslında şöyle bir proje de olabilir. Nacizane bir fikir ama hani böyle otobüslerde yerel gazeteler konulabilir misal. Yani şu anda aklıma geldi. Metrolarda. Seslenelim, yapsınlar işte. Hani değişik bir fikir. Okuma anlamında, okuma oranlarının yükselmesi anlamında olamaz mı bakın, Sayın Yılmaz? Yok. Şimdi bakın. Dediğim gibi ben 20 senedir sadece kendi gazetemi çıkarttım. Evet. 19. yıla girdim. 25 yıldır bu sektörün içindeyim. Belediye başkanları, büyükşehir, küçükşehir fark etmeksizin söylüyorum. Bunlar ilk geldiğinde bir defaya mahsus böyle bir bizi toplarlar. Tamam mı? İşte orada yok basın emekçisinin yanındayız. Çok güzel laflar saklıyorlar. Ondan sonra tabii ki yanınızda olacağız. Destek olacak, şu olacak, bu olacak. Ondan sonra biz bir daha bir araya gelemeyiz. Veda edene ulaşamayız. Kadar. Gazetemizi gönderdiğim zaman da ellerine geçmez. Ama hasbelkader aleyhine bir şey yazdığı zaman hemen eline geçmiyor zannedersin. Bir bakmışsın adliyeden sarı kağıt gelmiş. Meşhur sarı kağıt. Ben öyle söylerim orada. Hemen filan ikinci asliye ceza. Bilmem kaç ne oldu dosya. Şudur budur. Şimdi açık konuşmak gerekirse bizim şeyi yereli. Evet. Yerel yönetimler özellikle yerel gazeteleri istemiyor. Çünkü kendi bünyelerinde yayın organı çıkartıyorlar. Süslü püslü evet. haberlerle beraber. Sizin yapacağınız haber onları tatmin etmiyor. Evet. Ha bülten olarak yaparsan da çok karınca cüzi bir şeyle beraber sizi maddi olarak destekliyorlar ama az önce başkanımızın dediği gibi o zaman gazeteci olmuyorsun sen. Ben gazetecilik yapmak istiyorum diyorsam önüme ister istemez o tuhaf geliyor. Bunu kendi ilçemde de yaşıyorum. Diğer arkadaşlarımla görüşüyorum. Onlar da aynısını söylüyor. Ben yerel basın sorunlarıyla gerçekten çok ilgilenmiş bir insanım. Çok uğraştım. Ama baktım ki çok insan pes etti. Çekildi, gazetesini kapatan var vesaire. Biz hırsımızdan, azmimizden gidiyoruz ama kendimiz fedakarlık yaparak mücadele ediyoruz. Onun için şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı gitti, yeni Büyükşehir Belediye Başkanı geldi. Belki bir defaya mahsus, belki yerel basından bir yere gelir. Ama inanıyorum ikincisini biz daha görmeyeceğiz. Bir defa, o bir göstermelik. Ama şey değil midir, inandığınız şeyin peşinden gitmek bakın, bir başarı vali, değil midir? Valiler de aynısını yapıyor. Evet. Vali beyler gelir. Hepsi yapmıyor da işte ara ara. Biraz önce söylediğin gibi yani hoş geldin mahsus, güle güle. Evet. Bir defaya mahsus. Bir işte, hoş geldin diyor sonra da güle yani, güle diyor. Tanışalım, kaynaşalım. Bir daha iletişim kuramıyorsun bunlarla. Sen kaderine terk ediliyorsun. Ne yapacaksın bu sefer? Yerel basın döneceksin bak bir şekilde. Nasıl döneceksin? İşte gideceksin kurum kuruluşlarla evet. bir takım insanlarla kendi şeyinle destekçi bulacaksın kendine. Siyasilerle ben açık ve net söylüyorum. Siyasileri hep eleştiriyorum. Siyasiler işi olana kadar seninle irtibat kuruyor, sana haberlerini yaptırıyor. Göreceksin diyor, ben diyor belediye başkanı olduğum zaman diyor sana diyor destek çok vereceğim. Sen benim için ayrıcalığım var diyor. Milletvekilleri öyle söylüyor. Benim çok belediye başkanım, arkadaşım oldu. Evet. Çok milletvekili arkadaşım oldu. Hala var ama ondan sonra iletişim kuramıyorsun. Onlar da başka bir insan oluyor. Onun için bunlar hep lafta kalıyor. Aslında sisteme ayak uyduruluyor gibi bir tabii, şey dediğimiz. Hepsi konuşurken evet. sisteme karşı, hepsi emekçiden yana evet. ama bir yere geldikten sonra o sisteme dediğiniz gibi empoze evet. oluyor, entegre oluyor ve aynı kişi oluyor. Sadece film aynı film, aktörler değişiyor. Evet. Ben öyle değerlendiriyorum. Geçen günlerde Yılmaz Bey'le bir telefon görüşmemizde şunu söyledi. Dedik isminiz ve yapılanmanız çok güzel ama etkinlikleriniz çok az. Ben de dedim ki azımıza az katın çok olalım. Evet. Beraber olalım. Biz de elimizden geldiği bizim, kadarıyla destek her zaman. Bizim örgütümüz gerçekten halkçılık yapmak, halkın gazetecisi evet. olmaksa siz de bizdensiniz. Kanal 34 bu fırsatı bize verdi. Çok çok onurlandım. Yani, her zaman beklesin. Yani Kanal 34 varsa o zaman birliktelikten hakikaten bir şeyler yapılsın. Yani bu bize verdiği bu süreyle iki tane iş adamını çağırıp burada onun reklamını yapabilirdi. Evet. Basının sorunlarıyla ilgili eğer bizi ağırladıysa ben gerçekten onur duydum. Evet diyorum Kanal 34 de gazetecilik yapıyor. Hakikaten duygulandım. Neden olmasın? Her zaman bekleriz. Yani bütün emeği geçen insanlara söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten böyle bir yayın beni çok umutlandırdı. Biraz da umutlandı. Diyorum bizim de bir televizyonumuz var artık. Her zaman bekleriz. Neden olmasın? İşte bu örgüt, işte Türkiye Basın Birliği bunu yapıyor. Yılmaz Bey'i buluyor, sizleri buluyor, Kanal 34. Yani gerçekten gazetecilik yapan insanları bir araya getirsek mutlak boyutta sonuca ulaşırız. Hep beraber el sallayalım, söyleyelim.
Evet. Şimdi gazetenin bir tane basması, 1 milyon tane basması hiçbir şey değiştirmiyor. Bence haber haberdir. Televizyonculukta da 3 kişi izliyor, 3 milyon kişi. Hayır, kamuoyu oluşturuyorsun. Kamuoyu yap. Şu anda diyorum ki el sallıyoruz. Lütfen aşağıdan yukarıya herkes görsün bizi. Evet. Cumhurbaşkanımız görsün. Gayet sağduyulu. Evet. Görsün bizi, duysun, alalım, gönderelim. Görüyorum, ben bu sen geliyorsun. Yok, görür. Son 5 görür, dakikamız görür. Kaldı toparlayalım. Görecek, duyacak. Ben diyorum ki Kanal 34'ü görsün. Bayrampaşa'yı, Esenler'i, Bağcılar'ı, o bölgesin 3. bölgede gerçekten... Her şey vesiledir aslında. Gece gündüz 24 saat hiçbir bedel beklemeden, hiçbir ücret beklemeden basın emekçiliği yapan Yılmaz Bey'i görsün. Onun gibi gerçekten kenarda fırsat bekleyen, yazmak isteyen... biz de tam yani elimizden gelen bir dayanışma oldu. Bakın 3 oldu. Kanal 4 hiç kimsenin yapmadığını yaptı. Gerçekten yaptı. Efendim teşekkür ederiz. Biz her zaman bekleriz sizi. Her onun... zaman kapımız açık. Biz de elimizden geldiği kadar destek anlamında her zaman yanınızdayız. Yani ne işte demek? Birlik, bu işler bir böyle. Birlikten, birlik, beraberlik. Birlikten ses doğar. Evet. Biz ses olduk. Her teşekkür zaman. Ediyoruz size. Ne demek bekleriz. Çok teşekkür bu ederiz. Bu vesileyle bir iki şey vurgulayayım. Tabii ki. Müsaadenizle. Bu vesileyle tabii ki Kanal 34 Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adil Koçalan bu konuda duyarlı. Çok teşekkür ederiz. Adil Bey yerel basın içinden geliyor. Bizim sorunlarımızı çok iyi biliyor. Ondan dolayı bize hakikaten kucak açtı. Daha önceki programlarda bir grup arkadaşımızla burada konuk olduk. Ben dediğim gibi aynı zamanda da program yapıyorum. 2 ay ara verdim, bir ses tellerimde yıpranma oldu. Ondan dolayı bugün burada konuk olarak yani yara ev sahibiyim. Saat vermek için antrenman yapıyoruz. Evet, evet. Her zaman. Hem dertlerimizi anlattık, çözdük. Evet. Gerçekten çok sağ olun. Bu vesileyle bir araya geldik. İnşallah bundan sonra Kanal 34'e hep birlikte inşallah. Tabii ki, tabii sizin ki. De ifade ettiğiniz gibi Kanal 34 bizi sahiplendi. Biz de bizim bir televizyonumuz da var artık. Her var. Zaman. Her ilin bir televizyonu var. İstanbul gibi bir yerin sözde çok var ama gerçekte Kanal 34 var. Var. Kanal 34 bizim artık kanalı. İstanbul'un televizyonu evet, diyelim. Evet, buradan da diyelim. Anons yapmış yani, olalım. İstanbul'un televizyonu Kanal 34. Ayaklarınıza sağlık, yüreğinize sağlık, teşekkür ağzınıza sağlık. Tekrar bekleriz. Sağ olun. Sevgili izleyenler, söz konusu programın sonuna geldik. Şimdilik hoşça kalın.